Merhaba sevgili ikinci sınıf öğrencileri. Bu dersimde sizlere çarpma işlemini anlatmaya çalışacağım. Çarpma işlemi aslında toplama işleminin kısa yoldan yapılması demek. E, toplama işlemini zaten öğrendiniz ve çarpı işaretiyle gösteriyoruz çarpma işlemini. Az sonra aşağıda göstereceğim. Bir soru ile sizlere bunu anlatmaya çalışacağım. Örneğin bir lokantada 5 masa bulunmaktadır. Her masada 4 kişi oturduğuna göre bu lokantada kaç kişi yemek yemektedir. Şimdi ben masaların resimlerini çizdim. Neymiş? Ee, 5 masa var ve her masada 4 kişi oturuyormuş. İsterseniz üstüne yazalım. 4 kişi oturuyor. Hepsinde 4'er kişi oturuyormuş. Siz bunu nasıl buluyordunuz? Veya nasıl yapıyordunuz? Şöyle yapıyordunuz. Toplama yapıyordunuz. Birinci masa, diğer masa ve 5 tane masayı topluyorsunuz. Bu şekilde toplamayla buluyorsunuz. Sayıyorum 4, 8, 12, 16, 20. Demek ki bu lokantada 20 kişi yemek yiyor. 20 kişi var. Şimdi toplama uzun sürdü görüyorsunuz. Biz bunu çarpma ile kısa yoldan hemen gösterebiliriz. Şöyle yapacağız. 5 masa olduğu için bakın zaten burada da 5 tane 4 var. Şöyle yapıyoruz. 5 çarpı 4 yani 5 tane 4 demek yine 5 defa 4'er 4'er sayacağız demektir. Az önce saymıştık 4, 8, 12, 16, 20. 5 defa 4, 20 ediyor. Peki bunu nasıl okuyoruz? Ee, onu okumadan önce isterseniz bir de alt alta göstereyim. Bu yan yana çarpma işlemi. Şöyle yapabilirsiniz. Her masada 4 kişi oturuyor ve 5 tane masamız var. Çarpma işlemi çarpma işareti yapıp, çizgimizi çekiyoruz. 5 kere 4, 20 diyoruz. Peki e, okunuşu nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Çeşitli şekillerde okuyabilirsiniz. şöyle. 5 kere 4, 20 eder. Ya da şöyle diyebilirsiniz. 5 çarpı 4 eşittir, 20. Başka şekilde 5 defa 4 20 eder diyebilirsiniz. Bu şekilde çeşitli şekillerde söyleyebilirsiniz. Genellikle çarpma işlemini 5 kere 4 20 diye söyler öğrenciler, bizler de öyle söyleriz. Ama 5 çarpı 4 eşittir 20 de diyebilirsiniz. Fark etmez. Böyle yan yana yapılışı, bu da alt alta yapılışı. Şimdi alıştırmalarımızı yapacağız. Sonra birkaç tane de soru çözümleri yapacağız. Birinci alıştırmamız aşağıdaki toplama işlemlerini çarpma işlemiyle gösteriniz diyor. Şimdi bakıyorum. 2 2 2 2 2. Ha bir de şunu söylemeyi unuttum. Çarpma işleminde hep aynı sayıların toplamasını kısaltabiliriz. Mesela şöyle yapamayız. Örnek veriyorum. 3 artı 2 artı 4 artı 1 artı 3 Şimdi burada bir toplama işlemi var. Bakın 3, 2 daha, 5, 4 daha, 9, 10 ve 13 oldu. Şimdi ben bunu çarpma işlemiyle gösteremem. Niye? Çünkü 3 var, 2 var. Yani rakamlar aynı değil. Rakamlar aynı olduğu zaman çarpma işlemiyle gösterebiliriz. Şimdi dönüyoruz tekrar. 2, 2, 2, 2, 2. topluyorum. 2, 4, 6, 8, 10. Evet. Şimdi bunu çarpma ile gösteriyorum. Kaç tane 2 var? 5 tane. O zaman 5 çarpı 2. 5 kere 2 10. Bir de alt alta gösterelim. 5 kere 2 10. Diğerine bakalım. 3 artı 3. 3, 3 daha 6. Çarpmayı nasıl göstereceğiz? 2 tane var. 2 kere 3 eşittir 6 diyeceğiz. Diğerini yapalım. 4, 4, 4. 4, 8, 12 ediyor. Çarpmayla gösterelim. 3 tane 4. 3 kere 4, 12. Hepsini alt alta göstermiyorum. Ee, yukarıda göstermiştim. Her alıştırmayı teker teker göstermiyorum. Şimdi buna bakalım. 1, 1, 1, 1, 1. Hep birer birer gidiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaç tane 1 var? 7 tane. 7 çarpı 1. 7 kere 1, 7 eder diyoruz. Hadi bunu da alt alta gösterelim. 7 kere 1 7. Bu şekilde yazıyoruz. İkinci alıştırmamız okunuşları verilen çarpma işlemlerini yazınız diyor. Bu kez yazıyla verdik. Ondan sonra onları rakamla yapacağız. 4 kere 3 4 kere 3 Şimdi bunu nasıl sayacağız? Şöyle 4 defa 3'er 3'er sayacağız. Sayarken eğer karıştırmak istemiyorsanız benim gibi şöyle noktayla gösterebilirsiniz. Bakın 3'er 3'er sayıyorum. 3, 6, 9, 12. Evet 4 defa yaptım. Ne oldu? 12. Demek ki 4 kere 3 12 ediyormuş. 5 kere 4 var. Onu da şöyle gösterelim. 5 çarpı 4. 5 kere 4. Şimdi sayalım. 5 defa 4'er 4'er sayalım. 4, 8, 12, 16, 20. Bakın 5 defa saydım nokta koyarak. 20 çıktı. 7 kere 2. 7 çarpı 2. 7 defa ikişer ikişer sayacağım demektir. Şimdi neden nokta koyuyorum? Çünkü parmaklarımla sayarken bazen karıştırabilirim. O yüzden karıştırmamak için noktayla yapıyorum ben. Eğer siz istiyorsanız parmaklarınızla sayabilirsiniz. 7 defa 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bakın 7 defa saydım 14 oldu. 9 kere 3. 9 çarpı 3. Yani 9 defa 3'er 3'er sayacağım. Ha burada şimdi ne ortaya çıktı? Eğer çarpma işlemini doğru yapmak istiyorsanız ikişer ikişer, üçer üçer, dörder dörder, beşer beşer saymaları, ileriye doğru saymaları iyice öğrenmeniz gerekir. Mesela şimdi sayacağız. 9 defa 3 sayacağız. Eğer üçer üçer saymayı bilmiyorsanız sonucu bulamazsınız. Sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. 9 defa saydım. 27 oldu. Son alıştırmamız 6 kere 5. 6 çarpı 5. 6 kere 5. 6 defa 5'er 5'er sayıyoruz. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Bakın 30 çıktı. Şimdi birkaç tane de problem yapalım ve dersimizi tamamlayalım. Birinci problemimiz Sınıfımızda 8 sıra var. Her sırada 2'şer öğrenci oturduğuna göre sınıfımızda kaç öğrenci vardır? Bunu ilk isterseniz ilk önce toplamayla göstereyim. Daha sonra çıkarmayla yaparız. 8 tane sıra ve hepsinde 2'şer öğrenci. Özür dilerim yanlış söyledim. İlk önce toplamayla yapacağız, sonra çarpmayla yapacağız. Çıkarma nereden geldi? 8 defa şey, 2'şer 2'şer yazalım. Yanlış yaptık. 2 2 hepsinde 2'şer kişi oturuyor. 8 sıra. Bakın daha 4 sıra oldu. 5. sıra, 6. sıra, 7. sıra ve 8. sıra. Sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Çok uzun sürdü değil mi sevgili öğrenciler? Çarpmayla yapalım. 8 sıra varmış ve 2 ile çarpacağız. 8 çarpı 2. 8 kere 2 ya saymıştık zaten burada. Ne çıktı? 16 çıktı. Hadi bir kere de alt alta yapalım. 8 kere 2 16. Ee, öğrenci yazalım bir de. Ve geçelim ikinci soruya. 5 sayısının 4 katı kaçtır? Şimdi katı sözcüğü söylendiği zaman biz bunu çarpma işlemi yapıyoruz. Nasıl toplama işlemi yaparken şöyle diyorduk değil mi? 5'in 2 fazlası kaçtır? Fazlası dediğimizde toplama yapıyorduk. Ya da 9'un 3 eksiği kaçtır dediğimizde bu kez de eksiği deyince çıkarma yapıyorduk. 5 sayısının 4 katı dediği zaman o zaman da çarpma yapacağız. Yani 5 ile 4'ü çarpacağız. 5 defa 4. Sayalım bakalım. 4, 8, 12, 16, 20. Demek ki 20 ediyormuş. Son sorumuz. Tanesi 3 lira olan kalemlerden 5 tane alırsam satıcıya kaç lira ödemem gerekir? 5 tane kalem alacağız. 5 çarpı. Tanesi 3 lira. 5 kere 3. 5 defa 3'er 3'er sayacağız demektir. 3, 6, 9, 12, 15. Bunu da son olarak alt alta gösteriyorum. 5 kere 3, 15 kalem eder diyoruz. Evet konu anlatımımız bu kadar. Çarpma işlemi ile ilgili problemler, kolay ve zor problemleri de bir sonraki videoda anlatacağım. Sizlere her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum.